Karabağ harekatı sırasında Azerbaycan Genelkurmay Başkanlığı görevinden alınan Necmeddin Sadıkov'un Rusya'ya gittiği ve ameliyat olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi. Azerbaycan medyasında yer alan haberde Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın eski Genelkurmay Başkanı General Necmeddin Sadıkov'un sağlık sorunları yaşadığı ve tedavi için Rusya'nın başkenti Moskova'ya götürüldüğü bilgisini yorumladı. Savunma Bakanlığı Basın Servisi, Sadıgov'un şu anda Azerbaycan ordusunda görev yapmadığını açıkladı. Sadıgov'un ordudan kovulduğu kaydedilirken, Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı Birinci Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanlığı'na atanma konusunda açıklama yapmadı. Sadıkov'un görevden alınmasının ardından ciddi bir rahatsızlık yaşadığı, tedavi için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittiği, yapılan ameliyat sonrası hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Necmeddin Sadıkov, 2 Kasım 1993'te Azerbaycan Genelkurmay Başkanı olarak atanırken, yaklaşık 30 yıllık görev süresinin ardından Karabağ Harekatı öncesi pasif göreve çekildiği daha sonra ise ordudan kovulduğu iddia edildi. Sadıkov'un bir süre önce ev hapsinde olduğu iddia edilirken, ismi de Azerbaycan Savunma Bakanlığı resmi web sitesinden kaldırılmıştı. Azerbaycan'ın Adam kentinde kurulacak Rusya-Türkiye ortak izleme merkezinin hizmete girmesine kısa süre kalırken, bölgede göreve başlayacak olan Türk askeri birçok dengeyi değiştirecek. Analist Timur Gazimli, Türkiye ve Rusya'nın ortak izleme merkezinde aynı yetkilere sahip olması gerektiğini söyledi. Uzman, bu çok önemli bir konu. Tarafların aynı yetkilere sahip olması merkezi daha verimli hale getirecektir. Elbette Rusya gibi Türkiye'nin de bölgede barışı koruma görevlilerine sahip olmasını ve iki ülkenin bu misyonu birlikte yürütmesini istiyoruz. Azerbaycan tarafının konumu nettir. Bu anlamda merkezden temel beklenti bu ziyaretlerin engellenmesidir. Türkiye'nin bu yönde bir şey yapıp yapmayacağını söylemek zor ama merkez bu konuyu ele almalı. İkinci olarak son günlerde Rus barış güçleriyle bazı tatsız olaylar yaşandı. Bakü zamanında tepki vermesine rağmen, merkezin kontrol mekanizmasını güçlendirmesi önemli. Üçüncüsü, Azerbaycanlı yerinden edilmiş kişilerin topraklarına geri dönmesi önemli bir süreçtir. Bu konuda merkezin kontrolünde olmalıdır diye konuştu. Ermeni askeri ve siyaset bilimci Hayk Nagapetyan, Ermenistan vatandaşlarının artık Karabağ'da askerlik yapamayacağını söyledi. Uzman, bu, siyasi bir anlaşmanın sonucudur. Ordu komutanları emri yerine getiriyorlar. Kendilerine böyle bir emir verildi. Karabağ'daki Ermeni askerler tahliye ediliyor. Bu askerler Ermenistan'a geldikten sonra iade edilmiyor. Öte yandan Ermenistan'dan Karabağ'a gitmek isteyenlerin de Azerbaycan ordusu tarafından kontrol edilen yollardan geçmesi gerekiyor. Örneğin birisi gitmek isterse Gorus yolunu geçmesi gerekiyor. Ancak buradaki birçok bölge Azerbaycan'ın kontrolü altında. Aslında Ermenistan'dan Karabağ'a herhangi bir askeri nakliye veya personelin hareketi Azerbaycan'ın kontrolü altındadır diye konuştu. Karabağ'daki her şeyin Azerbaycan'ın kontrolü altında olduğuna dikkat çeken Ermeni uzman bu açıdan Ermenistan'dan veya Ermenistan'a dönen askerlerin gönderilmesi imkansızdır dedi. Ermenistan 2. Cumhurbaşkanı Robert Kocharyan ise Ermeni tutukluların nakledilmesinden sonra Azerbaycan Ermenistan'dan Karabağ asker gönderilmeyeceğine dair güvence alana kadar daha fazla tutuklu yakalayacak dedi. Mahkumlar sorununu çözmeden hiçbir temasın olmaması gerektiğine ikna olduğunu vurgulayan Kocharyan, bu diğer tüm adımlar için bir ön koşul olmalıdır. Neden yetkililer bunu yapmıyor? Bu sorunun cevabı yok. Devlet sırları ne anlama geliyor? Şu soru ortaya çıkıyor. Azerbaycan'ın kaç tutsağı olduğunu gerçekten bilmiyor mu? Milli güvenlik açısından düşmanın ihtiyaç duyduğu bilgi, veriler devlet sırrı olarak kabul edilir. Düşmanımız Ermeni tutsakların sayısını çok iyi biliyor. Öyleyse yetkililer onu kimden saklıyor? Devlet sırları kavramı alt üst edildi. Üçlü görüşme öncesinde veya sırasında mahkum meselesinin çözülmesi gerekiyordu. Ama bu insanlar konuşamayacak, tutsaklarımız ve devlet çıkarları için savaşamayacak kadar sırtlarını eğdiler. Azerbaycan, Karabağ ordusunun ikmalini durdurmak için esirlerinden vazgeçmiyor. Bakü, 9 Kasım'dan sonra yakalananların savaş esiri sayılamayacağını söylüyor. Esir tutmak ödüllendirici bir iş değil. Sürekli baskı altındasın. Aliyevin tutuklular konusunda sürekli baskı altında olduğuna eminim. Onları belirli bir amaç için saklıyor. Bunlar Karabağ devletinin parçalarını tüketmek için bir araç. Ermeni tutukluların nakledilmesinden sonra Azerbaycan, Erivan'dan Ermenistan'dan Karabağ'a asker gönderilmeyeceğine dair güvence alana kadar daha fazla tutuklu yakalayacak dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5 yıldır yapılamayan istişari görüşmeler, eski adıyla istikşafi görüşmeler pazartesi günü İstanbul'da gerçekleşti. Bu toplantıda, fotoğrafta da gördünüz, heyetlerimiz bulundu her iki taraftan da. Arkadaşlarımız daha sonra bize anlattılar, son derece olumlu bir ortamda toplantı gerçekleştirildi, dedi. Çavuşoğlu, toplantının 61. turunun gerçekleştiğini hatırlatarak 60 turda görüşülen konuları arkadaşlarımız gözden geçirdi. Daha önce ne görüşüldüyse, bunlar bu toplantıda da görüşüldü. Tabii bir toplantıda bir veya sorunların hepsinin çözülmesi beklenmez. Tekrar başlaması önemliydi ve tabii ev sahipliği sırası şimdi Yunanistan'da. En kısa zamanda tarih de belirlenecek bir sonraki toplantı Yunanistan'da gerçekleşecek. Bunun devam etmesi tabii bizim arzumuz diye konuştu. İki ülkenin anlaşamadığı konuların eskiden beri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bunların nasıl çözüleceği konusunda istişarelerde bulunmak iki komşu arasında en azından tansiyonun şimdilik düşmesine ve de belki ileride bu sorunlara kalıcı çözüm bulma konusunda faydalı olacaktır dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin başından beri bu toplantılara katıldığını ve iki ülke arasında son dönemdeki gerilimlerden önce de 5 yıldır yapılmayan bu toplantının düzenlenmesi için teklifte bulunduğunu belirterek ayrıca diğer mekanizmaların da toplanması önemli. Örneğin askerler arasında güven artırıcı önlemler toplantılarının tekrar başlaması. Daha önce açıklayamadığımız ortak eylem planında iki dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişarelerin de başlaması öngörülüyordu. Önümüzdeki süreçte daha önce de söyledim biz her zaman görüşmeye hazırız. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'la bir görüşme, Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman dediği gibi daha önce de görüştükleri gibi Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le daha önce görüşmüştü. Yine görüşmeye hazırız. Yeter ki karşılıklı olarak olumlu adımlar atalım. Tabii Yunanistan'ın da aynı zamanda provokasyonlardan vazgeçmesi gerekiyor ki Avrupa Birliği ziyaretimde ve görüşmelerde onlardan bazı örnekler verdim. Bunun kimseye bir faydası yok. Bizim olumlu gündeme devam etmemiz gerekiyor dedi.